Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ilm xazinasi. Muftiy Nuriddin Domla Xoliqnazarov hazratlarining rasmiy islomiy kanali. İslam dinini sizler için bilip koyuşsunuz, koklardım, bilgenlerge tekrar bulsun. Bir işte maksadı vardı, bunu makasidil İslam deydi. İslam'ın maksatları. Bir işte degenimizde bu iman, namaz, razı, zekat emez. Bu bizim ibadetimiz, bu bizim burçumuz, Allah'ın aldığı. Lekin İslam dinini bir işte âli maksadı var, yani bir işte prinsipi var. Bir işte. Nemeden ibaret deyse, buna o şey, bir neçe yıllardan beri İslam ulamaları, faylasuflar, İslam faylasufları, oşu İmam Gazali'den beri şunu takitlep geldiler. Bir işte âli maksatını birincisi, insanların hayatını muhafaza kılış. İkincisi, insanların aklını muhafaza kılış. Üçüncüsü, insanların neslini muhafaza kılış. Törtüncüsü, insanların mal mülkünü muhafaza kılış. Beşincisi, insanların dinini muhafaza kılış. Mana şu bir işte maksat sarı intilamız biz Müslümanlar. Biz ne aldığımız gibi mana şu maksatını Allah koydu. İnsanların hayatını muhafaza kılasan, insanların aklını muhafaza kılasan, neslini muhafaza kılasan, mal mülkünü, dinini. Kandil kılı muhafaza kıladı. Hayatını muhafaza kılış bu hamamızga anık. Demek insanda hayatıya tasir kıladığın narsa var ki bunu aldığını alamız. Ve bunu alga sürgenlerge karşı çıkamız. O kanaka gaya, kim tomonidan bo'lsin, xoh o dindi nomidan gapirsin, xoh o'zini siyosiy qarashidan gapirsin, xoh boshqa narsasidan gapirsin, agar shu 5 ta maqsaddan bittasiga qarshi bo'lsa, u islom maqsadiga qarshi. Kim odamlarni o'ldirishga chaqirayotgan bo'lsa, kim insonlarning aqlini ta'siriga ruxsat berayotgan bo'lsa, kim naslni buzishga ruxsat berayotgan bo'lsa yoki sharoit yaratayotgan bo'lsa, bu islom maqsadiga qarshi. Hammasini maqsadi mana shu musulmonlarning shu 5 maqsad ichiga jamlanish kerak. Bugun esa biz mana shuning ichida bitta narsa haqida gaplashmoqchimizki, bu insonning hayotiga ta'sir qiladi. İnsonda aqliga ta'sir qiladi. İnsonda nasliga, hatto insonda mana moliga kerak bo'lsa, diniga ham, beshalasiga ham ta'sir qiladi desa mubolag'a bo'lmaydi. Bu nima bu? Bu giyohvandlik. Hammasiga ta'sir qiladi mana shu. Nega bu masalani bugun ko'taryapsiz, muhtaram domla? Axir bu yerda namozxonlar, Allohni taniganlar o'tiribdi deydigan bo'lsak, siz azizlar Allohga shukr, Allohni tanigan, Allohni bilgan, haromda harom deyuvchi, halolni halol deyuvchi musulmonsiz. Lekin atrofga bir qalaylik, yoshlarga nima bo'lyapti? Hozir o'sha giyohvandlikni yangi turlari chiqyapti. Dori tariqasida ichayotgan qancha, burniga sepadigani qancha bo'lib ketdi. Uni o'zimiz ko'chada gapirib yuribmiz. Ey qarang, hozir shunaqa bo'lib ketibdi, haligi burunni ochadigandi ichiga quyib olib ham sepib yurishibdi ekan. Bu narsaga befarq bo'lishligimiz mana shu maqsadga qarshi bo'lishimiz. U insonni hayotiga ham ta'sir qiladi. İnsonni aqliga ham ta'sir qiladi, nasab, nasliga ham ta'sir qiladi, puliga ham, moliga ham, dini, diyonatiga ham. Shuning uchun bu masala eng muhim masalalardan hisoblanadi azizlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Astaizu billah ya'muruhum bil ma'ruf va yanhahum 'anil munkar." وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ صدق الله العظيم. Allah aytibdi surayı Araf'ta, o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların yakşilikke büyüredi, peygamberin vazifesi, yakşilikke büyüredi, yamanlıktan kaytaradı, pak narsalarını halal kılıp, napak narsalarını onlarca haram kıladı, yani yetkizedi. Halal nimi, haram nimi yetkizedi. Dinimizde Allah Ta'ala o şey bizge halal kılgen pakize narsalarını verip koydu. Halol, pok narsalarni iste'mol qilishligimiz kerak. Lekin bugungi kunda o'zicha shundan aytaylik, fatvo chiqarib, bu to'g'risida Qur'onda gap yo'q,
Qani Qur'onda shu to'g'risida gap bormi, hadis bormi deyuvchilar ham chiqyapti ekan. O'sha ba'zi bir giyohvandlik moddalarini aytaylik nashaga o'xshash yoki noriga o'xshash bu giyohda bu nima bo'pti deganlari ham bo'lyapti. Ming afsus. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sahobalardan rivoyat qilinadi, Imom Abu Davudda keladi. Naha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kulli muskirin ve muftirin. Ummu Salama radıyallahu anha onamız rivayet kıladı bunu. Yani Resulümüz aleyhi salatu vesselam her kandı maskılıcı ve bedenini boşaştırıcı nerselerden kaytardılar. İstimaldan kaytardılar, nahi kıldılar. Her kandı maskılıcı ve bedenini boşaştırıcı. Maskılmasından şunçaki içkende bedenini boşaştırıp rohatlanadigani ham harom qilindi. Shu modda orqali. Hozir aytib o'tganimdek, hozir yoshlarimizni aytaylik, mana shunaqa bir maxsus dorilar. O'zi aslida bu dorilar psixotrop dorilar. O'sha ruhiy xastalar uchun chiqqan. Ularga yordam qilinishlik uchun o'ylab chiqarilgan. O'sha tramadol deydi, lirika deydi va hokazolar. Endi o'shini ichib, shundan mast bo'lib, shundan kayf qilib yurgan bolalar ko'payib ketdi. Uni Aman mana shu mavzuda gapirishlikdan oldin ancha ma'lumot qidirib ko'rdim. Juda qo'rqinchli ekan. O'shi mana shu ayni shu dorilarni ichgan yigitlarda oxiri shu darajada vasvas, ya'ni gallyutsinatsiya bo'lar ekanki, oxiri yo o'zini yo birovni o'ldirishgacha borar ekan. Shunaqa darajada yomon insoniylikdan chiqarib yuborar ekan. Lekin afsuski, mana shu narsani bugun iste'mol qilayotganlar bor. Ming afsus shu o'zimizni ichimizda, atrofimizda. Endi biz uni ko'rib turib, ko'rmaganga olishligimiz ham o'zi aslida gunoh azizlar. Buni biz mana gapiryapmiz, sizlar ham buni gapirib, birgalashib harakat qilishimiz kerak, chunki bu yurt bizniki, avlod hammamizniki. Qaysi yurtda amr ma'ruf nahy munkar yo'qolib qolsa, o'sha hammamiz gunohkor bo'lamiz. Amr ma'ruf degani odamlarni yaxshilikka, ezgulikka, savobga chaqirish, nahy munkar gunohdan qaytarish. Bu hammamizning burchimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana bir hadislarda kulli muskirin xomrun va kulli muskirin haromun degan ekanlar. Ibn Umar, Hazrat Umarning o'g'illari tomonidan rivoyat qilinadi. Ya'ni har bir mast qiluvchi xamirdir va mast qiluvchi har qanday xamir bu haromdir. Qur'onda xamir deb kelganda xamir degani o'sha mast qiluvchi narsa o'zi aslida. Shuni aytadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har qanday mast qiluvchi narsa xamir deyapti. Mana shu xamir harom. U qanaqa ko'rinishda bo'lsin. Uni nomi boshqacha bo'lsin, uni iste'moli boshqacha bo'lsin, lekin baribir harom. U insonning aqlini ham oladi, insonning insoniyligidan chiqarib yuboradi. Eng qizig'ini aytsam mas bo'lib olib, xohlang giyohvandlikdan mas bo'ladimi yoki boshqa aroqdan mas bo'ladimi, xotinini taloq qilib olib bizga kelib shuni o'rtiga qo'yapti, uyalmasdan aytadiki, "A domla, men mast edim-da. Nima qilaylik? Mukofot beraylikmi? Nima deyishimiz kerak? Ey, yaxshi ham mas ekansiz, deyishimiz kerak. Men hayron aytaman, bo'pti, mas bo'lgan bo'lsangiz taloq tushadi. Mastki ham, men mast edim-u. Endi siz mast ekansiz deb turib, sizga ruxsat bersak, mas bo'lmagan odamdiki o'tadi desek, mantiqsizlik emasmi? Unda sizga mukofot bergan bo'lib qoladi deyman. Qayerdan topyapti bu gapni? Hech qayerda bunaqa gap yo'q. Masti ham tushadi taloq. Maslik rostlik deydi o'zi xalqimizda. Shu aslida shu paytda ko'p rost gapirib yuboradi. Juda o'tib ketgandan keyin aqldan ketadi. Ana o'shuning uchun bugunlik kunda biz yoshlarimizni, ayniqsa bolalarimizni kelajagini o'ylaganimizda shuni judayam ehtiyotini qilib, ularni mana shunday holatlarga tushib qolishlikdan saqlashimiz kerak. Har qanday kayf qiluvchi, har qanday mast qiluvchi narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Eng yomoni o'zini o'zi joniga qasd qilyapti-da, u oxir o'lim bilan tugayapti. Qancha odamlar shu yosh bolalari aytaylik, ota-ona bexabar o'sha giyohvandlikka o'tirib olgan, oxiri uni miqdorini oshirib yuborishligi natijasida o'layotgani bor. O'zingizlar guvohsizlar, juda ko'pchilik.
Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki La'nul mu'mini ke katlihi ve men katala nefsehu bi şeyin fi dunya uzzibe bihi yevmel kıyama. Mu'minler hakkında gapirip Peygamberimiz aleyhissalam mu'minni lanetleş onu öldürüşke okşaydı deyip gap başladılar. Bir mu'mindi mu'mindi lanetleşiz onu öldürüşke okşaydı deyip orkasından aytdılar ki dünyada kim özünü birer narsa bilen öldürse kıyamette o şey narsa bilen azaplanadı. Özünü öldürüş degende biz fakat özünü canıge kas kılış aytaylık suicid kılışlık da özünü düşünmesligimiz gerekti. Bana şu giyahmatlık bilenem özünü öldür yaptı. Uyam özünü öldürgenge kiredi. Kıyamette bana şu halette azaplanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytaylık.